Biz de çıktık. Aydanur'la o gün bayağı eğlenmişsiniz. Güzel. Evet, bugün annem de kuru fasulye var. Bana o yüzden koyayım. Ben de geldim. Ve dedim ki turşu alın dedim. Almışlar. Ha? Bana koymayın. Ne yiyeceksin? Ne? Sallayacak sana bir şeyler. Ne yiyeceksin? Pilav üstü yiyeceksin o zaman. Hayır diyorum ya. Bunun mu anne etlerini ayırdın? Ya al kafana göre bir tanesini. Varsa etlerini çıkar işte. Anne, şimdi anneme gösteremiyorum size de. Herkes sana teşekkür etti böcek ilacı için. Gerçekten. Evet ama bir kişi... Sövdü. Şey, hayır. Bir kişi 40 liraya almış 3-4 sene önce aynı ilacı. Sen kaç aldın? Ben diyor kazıklandım diyor. Ama aynı ilaç. 3-4 sene önce ilk çıktın da pahalı olabilir. O, ne dolardan mı nedir yani? Yok. Dolardan desen i̇lk dolar değil. İlk olabiliyor. Doları, tek çıkan diyor ya. Doları endeksli. Tek çıktığı için olabilir. Oh turşu harika. Yani ben turşu istedim. Anne. Fasulye olmasa da her zaman turşu güzel. Annem bak. Beyoğlu'ndan aldın değil mi? Balık pazarındaki yerden. Anne şunu şeyini alsana. Acı mı suyu? Yeme acı. Çok güzel. Yok yok o daha bugün geçmiyor ona. Yarın güzel oluyor asıl bu. Hadi bakalım afiyet olsun. Sana da. Asya resmini getir. Ben çok beğendim. Getir. Kara kalem çalışması yapmışlar. Meyve tabağı. Çok güzel yapmışsınlar. Hiçbir yerde öğretmenin dokunuşu ya da herhalde anneciğim zaten siz çizeceksiniz. Çok güzel. Çok güzel yapmışsın. Ellerine sağlık. Ben çok beğendim. İlk önce aslında şöyle, şunu yapmıştım. Öğretmen dedi ki, bu defteri yeri çok küçük değil mi dedi. Aa, bu da çok güzel olmuş. Evet, bu defteri yeri çok küçük değil mi dedi. Evet. Biraz daha büyük yaptım. Ben de o yüzden böyle yaptım. Çok güzel, ellerine sağlık canımın için. Zaten anne, benim resim yeteneğim var ya. Benim aslında resim kursuna yazdım. Doğru söylüyorsun. Çok doğru. Yazacak mı? Okulun oldu da anneciğim sen önce. Oluşmuş. Annem sütlerini kaynattı. Şimdi birazını şişeye koyacak. Birazını da yoğurt yapacak. Ama üstündeki ne yapacağım bu kaymağı? Vallahi kahvaltıda yiyeceğiz. Allah izin verirse. Hadi baksana. Bakalım. Oo çok güzel olmuş. Öbür kaymaklar da böyle yapılıyor değil mi? Topluyorlar ama tabii ki, daha kalın tabii olabiliyor. Ki. Evet. Ondan sonra bir de sütlaç yaptı annem. Bir de ben sevmiyorum diye de bir de kek yapmışlar. Bana şunlar benim. Hiç onlara bakmayın. Onlar çikolatalı, onlar benim. Siz şu portakallı benim. Tamam. Onlar benim. Bir hiç de şey fırın sütlaç yapmış. Şimdi Onur'u çağırdım. O da çok sever fırın sütlacı. Gelecek yemeğe şimdi. Beni mi elimi çekiyorsun? Kendini çünkü sen diyorsun. Çok batırıp şey yapabilirsin o yüzden. Hadi şundan şey yapalım. Dur. Böyle huniyle şişelere dolduruyor. Soğuyunca dolaba koyuyorsun değil mi? Yok soğumuş zaten. Ha. E soğumadan kaymak olmaz mı? Ha. Soğudukça üstü kuruyor, kaymak oluyor işte. Şimdi bunları Selim'e süt ayırıyoruz. Vallahi kaç kilo bizim süt aldın size? Evet bir inek lazım bizim eve. Arka bahçe olsa. Her gün 8 ay her... Hey sus biraz anneciğim. Her çarşamba günü 8 kilo süt alıyoruz. Ama baktık yetmiyor bu hafta. 12 kilo aldık. 2 kilosunu sütlaç yaptık. 2 kilosunu sütlaç yapmışlar. 4 kilosunu Selim'e ayırıyorum. İçiyor o. Spora gidiyor. Giderken evet, çok içiyor. Tüketiyor. Bir şeyler bir... Yulaf yiyor, yulaf kahvaltılık var. Yapıyor kendine, lapa spor lapa yaptı. Lapa lapa. 6 kiloyu da şey yapıyoruz kızım işte, yoğurt. Yoğurtsuz olmuyor gerçekten, olmaz. Annemler alıştı, annem neredeyse kahvaltıda bile yoğurt yiyecek yani o derece. Ama çok güzel, buz gibi böyle soğuk soğuk, harika oluyor. Gerçekten çok güzel. Ya bu 4 şişe de Selim'ine. Hımm.
Yoğurdu onda mı yapacaksın, böleceksin mi? Böleceğiz canım, kavanozlarda yapıyoruz. Onda yapsan ne olur anne? Hayır be. Alınca gerçi o zaman hepsi bozuluyor. Evet, tabii, evet. Azar daha iyi. Hemen bir iki öğünde falan bitiriyoruz bir kavanozu. İkinciye geçiyor. Ne güzel. Hepsi güzel kalıyor. Bir bakalım, afiyetle yiyin. 12 kilo sütünüzü. Gerçi yarısı, aman 2 kilosu sütleç olmuş. 10 kilo yani. 9, evet 9 kase sütlaç çıktı. Bir tane de şey var, evet. Yoğurt çok yiyorsunuz siz. Olsun, doğal sütten yapıyorsunuz, yiyin. Herkese merhabalar. Biz bugün ikimiz mutfaktayız. Çünkü Onur bana yardım ediyor. Çünkü çok acıktı. Değil mi? Ben şimdi şöyle patates kızarttım. Bugün evde dedik kendimiz çili sel yapalım. Onur da göstersen Onur. Tavukları doğradı ama tabii çili sellik doğrayamadığı için böyle kuşbaşı doğradı. Şimdi maksatlıymış. Yani şimdi sen diyorsun ki şey, iki tane yumurta çıkar. Sonra dur şimdi ben ayarlayacağım. Zaten dur, bir posta daha patates var. Ondan sonra şey, tavuklar. Şu ikincisi daha atalım. Tamam, bu ne böyle? Ne oldu? Ben çatladım, olsun olsun, ver onu. İşte yapacağım da önce şey, bu yumurta böyle tut. Tamam mı koyduk? Ay evet evet. Dur ben şimdi onları ayarlayayım. Sen ellerini bir yıka onları istersen. Tamam mı? Aha. Çünkü onları eldivenle zaten yapacaksın. Oradan oraya, oradan oraya. Şöyle atalım. Yarım pakette makarna attım. Girsin, şöyle atalım. Bugün yemek yok. Onur dedi ki şinitsel yapalım dedi. Daha doğrusu şinitsel derken şey, evde benim yaptığım o şekilde seviyorlar. Ben şunun ununu, yumurtasını bilmem neyini ayarlayayım. Ayarlayayım, sonra yapalım. Hadi görüşürüz. Tamam, yumurtan hazır mı? Ha, çırp onu iyice. Şimdi sıralama, beyaz un, alacaksın eline, eldiven vereceğim sana şimdi. Beyaz un, yumurta, galeta unu. Böyle bu zaman. İşte onu sıralayacağız şimdi. Sonra da buraya koy. Ben de oradan alayım. Atayım. Her yeri bulansın. Salmış olmaz. Dur, dur. Galeta unu, şey, tuz ve biraz baharat. Salmış olma derken o fark etmiyor. Sen hangi yeri ne yapacaksan. Gerçekten bunlar salmış olmuyor mu? Yok, hayır canım. Kaleci eldiveni mi zannettin sen onu? Evet. Tamam mısın? Evet. Dur. Şöyle biraz. Şuradan. Ha. Biraz sarımsak tozu. Bunlar lezzet verir. Biraz tuz. Ondan sonra ne atalım başka? Kekik atalım. O kız yemez ama. Yer. O, ben hep atıyorum. O nereden anlıyor? Bizi böyle kandırıyorsun. Yani. Herhalde. Nasıl anlıyor? Evet. Bu da tamam. Un mu? Un, yumurta, galeta unu. Her yerini bula. Buna yeterli mi? Tabii her yeri değdikten sonrası sorun yok.
Bunu içine bırakıyorum. Evet. Aha bırak. Al, süzdür. Buna batır, buraya koy. Sesli mi? Evet. Yaksan. Bunu mu yaptın Selam? Tamam, süper. Kulağıma güzelce hani. Anladın mı? Şey, ha. Başlamış. O yüzden işte dedim ya, dilim olsa hemen birkaç tane de o bulama işlemi bitiyor ama böyle de tabii lokma daha güzel. Dolapta 2 sene öncesinden kalma şey var, onları da kızartalım yersen. Soğan halçası. Abarttım tabii ki, 2 sene değil de almıştık, yanmıyor, duruyor. Hazır böyle bir menüde. Bak böyle hani ıslak görünmesin, böyle görürüz. O zaman yetmez ki ama. Yeter mi o zaman? Olur, yeter, daha var. Bir sürü. Şimdi koymaya başlıyorum. Evet, ne ismini düşün? Kız mı, erkek mi? Ya belki de kız. Yani kız mı bileyim ben, kıza biraz daha şeyim. Yakınsın. Yani ben... Kızımız olduğu için tabii ki. Herkes erkek diyor, biliyor musun? Diyorum turşu yiyorum erkek diye. Ama gerçi turşu yiyip de kız olanlar da var. Onlar da diyor ki kız olacak. Çok değişken ya. Tabii o şey bambaşka bir şey. Bakalım daha çok var. En az 2,5 ay var. Öğrenmemize değil mi? O da gösterirse onu millet göstermiyor. Değil mi? Öyle şeyler de oluyor. Yani bizimki de öyle biraz edepliyse göstermiyor. Bakacağız. Hadi hızlı. Ooo şeye geçtin. Toplu imalata geçtin. Baktın olmuyor. Yani tek baktık olmuyor. Çünkü şimdi onları birçok şey tamam. Hepsi alacak bunu. Anladım. Yani hepsini alacak hemen. Tek tekten sonra hurra giriyorsun değil mi? Fenalık geliyor insana. Ama işte al onu üstüne atan. Şey yap, biraz daha atarız onu baharat. Ay çok romantik, ellerimiz birbirine değiyor. Sonra. Gelinli mutfakta gibi olduk biz. Valla. Ustayım oldu ha. Kim? Hümet Usta. Eskiden vardı. Olacak o kadar da vardı. Haa. Hümet Usta.
Evet. Yaşımız ortaya çıkıyor ama bizler olacak o kadar izleyerek büyüdük. Komedi olarak, evet. Öyle değil mi? Ve bütün toplandı işte hurra girince. Onlar ne? Tavuk var mı orada? Yok. Dur, atma esin buraya. Dur. Bunlar ne ki? Un bunlar değil mi? İşte oradan yine şey bizim şimdi. İşte biliyorum, hani tavuk gibi görünüyor. Nasıl Allah'ını seviyorsan bunu. Kim kesti bunu ya? Bana mızdırap olmuşum ben Seda ya. Ya Onurcuğum ne oluyor bak, ben yarım saatte hazırlıyorum yemeği, bir gör bakayım. Ha? Kolay mıymış? Ya sorma. Hı? Hadi orayı söyle şimdi. Arkadaşlar yarım saatte hazırlanan yemek, hazır olan yemek zaten. Hayır böyle şeyler. Ya tamam, bu yarım saatte olmasa da 40 dakikada oluyor yani. Şimdi bu tava zaten doldu. Sen şimdi hazırla, şey yap, dur. Bir dakika verme. Ben şimdi buraya şey yapacağım. Un yapacağım yine. Sen hazırlayıp buraya koy. Tavaya atması kalsın. Çünkü tava doldu. Ben de bayılırım artık. Aha, bir posta daha yapayım işte. Bir dakika, şunu bir atalım ya. Niye kalsın onları ya? Şimdi bunları da. Şey değil de yani, burayı daha çok şey yapıyor işte. O karıştırıyor. Sen de şimdi tek tek yap yani, anladın mı? Bulamaç olmasın. Hem de yap buraya koy. Tamam mı? Sen devam. Bak yanıyorlar hemen. İlk koyduklarım hemen yanıyor. Oğlum birazcık şey alsın, şey olmaz. Yok, şey olmaz. Ya da sen yanık severim. Zaten pişmesi için incele içlerini. Birazcık yanması lazım. Sorun yok. Ne yapıyor acaba ve nerede? Bilgisayarda oluyor. TikTok yapıyor, durdu mu? Gördün mü bugün sana attığım videosunu? Evet. Ay Allah'ım ya. Sen de bir benim hesabım, benim telefonumda, benim senin telefonunda da senin hesabınla mı olmuyor TikTok'u? Niye? Acaba? Niye? Öyledir değil mi? Bak bunlar mesela, ben öyleyim bak şunlar. Ha tabii, onun elinde birikiyor işte o. Aa ya, bulanmış olmaz, bunlar da gelsin, ne oluyor? Asya! Masayı hazırla anne. Bir dakika, kafanı çek. Hadi anne. Seda, un koyman lazım. Anam ne yapıyorsun sen bunu? Yok var ha, bundan mı? Pardon. Bundan var diyorum. Oğlum ne yapıyorsun? Şu anda var ya, onu düşündüm şey ya, orada. Neydi o? Süt tozu olurmuş onun. Makarnayı nasıl yapalım? Salçalı. Asya'ya sorma. Asya uyuz Asya. Asya bembeyaz sever. Makarnayı. Nasıl bakalım? Evet. O mu? Masayı hazırladın mı kızım? Bunu sen ne yapıyorsun? O mu? Asya. İnanmıyorum. Masayı hazırladın mı?
ben o şeyi ya. Hayda. Çakma. Arkadaşlar bir gün mutfağa girdim. Seda Hanım'ın el ayağı karıştı. Vallahi billahi ya. Aa bu da yanmıyor ha. Bak. Kutlu bana beni. Ya kendinden çakma yok mu? Var bu büyük diye yanmıyordu. Yani büyük ya. Neyse onu sana şimdi anlatamayacağım. Büyük olunca öyle bir şey oluyor da. Olunca çok gazı birdenbire çıkartıyor ya, tutuşamıyor. Öyle mi? Aha, o yüzden bundan yakıyordum, şimdi bundan da yanmıyor. O yüzden çamak oluyor benden. Anneciğim, şey yap. Bir daha da kıvır olabilir miyim? Anneciğim, yani şu anda geldim sence bununla uğraşabilir miyim ben? Evet, çok daha küçük oldu. Alacaksın, dur ben de yiyeyim. Al anne. Al anne. Anne dur bunları geçireyim. Ver anne. Tavuklardan kalırsa ben de yarın iş yerine götürürüm orayı. Ay ben bir de salata yapacaktım daha. Ya boş ver ya salatayı orayı. Öyle bak. Ha? Şu anda bir şey yok. Masa örtüsünü serdin değil mi? Tamam ben söyleyeceğim sana. Bence boş ver salatayı. Tamam. Yani beklemek lazım birazcık o yüzden. Boş ver boş ver. Alayım ben. Evlenmeyeydi. Evet. Aa, kamerayı açık bıraktık biz zaten. Öyle gidiyoruz. Hadi biz kapatalım. Görüşürüz sonra. Bu arada kapatmadan önce şöyle pişmiş hallerini de göstereyim ben size.